zaten 8-10 parti bir araya gelmiş, Erdoğan'ı yeneceklermiş. Ya sizin kendi gücünüze güvenmiyor musunuz siz? Tek başınıza çıkın, yenerim deyin. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir dizi etkinliğe katılmak için İzmir'e geldi. İnce, İzmir programı kapsamında ilk olarak bir otelde basın toplantısı düzenledi. Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin 6 Şubat 2022'den sonra yapılacak bütün seçimlere katılabileceğini söyledi ve gündeme dair değerlendirmelerini paylaştı. Türkiye'nin devletine yeniden bir güvene ihtiyacı var. Merkez Bankası'na, TÜİK'e, TRT'sine, kurumlarına yeniden devlete güveni tesis etmek zorundayız. Bağımsız bir yargı, liyakat, üretim seferberliği. Türkiye'nin dört bir yanında üretim seferberliğini başlatmalıyız. Rekabeti açık bir kamu ihale kanununu acilen çıkarmalıyız. Acilen su kanunu çıkarmalıyız. Başımız belada 3-5 sene sonra suyla ilgili. Depreme hazırlıklı olmalıyız. Nitelikli eğitimi mutlaka konuşmalıyız. Mutlaka. Muharrem İnce'nin ikinci durağı bu yıl 17.si düzenlenen AgroExpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı oldu. Muharrem İnce fuarı ziyaret etti. Fuarda tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Standları gezdi. Eğer siz doğal gazınızın %99'u dışa bağlıysa yanlış yapmışsınız. Rüzgar enerjisini, güneş enerjisini, yenilenebilir enerji kaynaklarını değiştirmeniz lazım. Önce buradan başlayalım. Muharrem İnce daha sonra Sarnıç Pazar yerinde esnafla buluştu, sorunları ve talepleri dinledi. Genel Başkan İnce, Gazi Emir ile Karabağlar ilçe başkanlıklarının açılışını da gerçekleştirdi. Açılışlarda vatandaşlara ve partililere seslendi. Güzel Yıl esnafını parti otobüsüyle selamlayan Muharrem İnce daha sonra kentten ayrıldı.